Zirvesinin bu sene 15.'si yapılıyor ve bu sene Karadeniz sizin de izlediğiniz, gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde gündeme gelmiş durumda KEİ örgütü. Ama KEİ örgütü yeni kurulmuş değil, 15 senedir gündemdeydi. 15 senedir bu örgüt yapılanmasını tamamlıyordu, faaliyetini sürdürüyordu. Ama hiçbir zirve bu kadar gündeme gelmedi. Bunun bir tek sebebi var. Karadeniz bölgesinin bir bütün olarak küresel gündemde olmayışıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada Karadeniz'in, bölgenin bir bütün olarak küresel mücadelenin en temel noktalarından birisi haline geldiğini görmekteyiz. Karadeniz geçtiğimiz sene özellikle de Amerika'nın mutlaka ve mutlaka deniz üssü elde etmek istediği önemli coğrafyalardan birisi. Dikkat ederseniz Amerikan deniz kuvvetlerinin dünya genelinde giremediği belki de yegane denizlerden birisidir. Karadeniz belki de biraz tartışmalı olsa da Hazar Denizi. Hazar Denizi'de zaten statü tartışmalarının bir nihayete erdirilmemesinin sebebi de aynı korkudur. Acaba Amerika oraya gelir mi diye. Şimdi Amerika'nın bölgeyi NATO vasıtasıyla da olsa Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin bölgeye girmesi Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlayan ve Türkiye'nin çok önemli anlaşmalarından birisi olan Lozan'dan sonra bana göre en önemli anlaşmadır Montreux Deniz Anlaşması'nın 1936'da imzalanan ihlali belki de ortadan kaldırılması anlamına gelecektir ki Türkiye buna kesinlikle karşı çıkmıştır. Bu anlamda baktığınızda Türkiye ile Rusya'nın Karadeniz'de adeta aynı fikirleri paylaştığı ve Amerika'ya karşı hatta ortak bir cephe içerisinde yer aldıklarını görüyoruz. Amerika'nın bir sürü bahanesi vardı. Deniyordu ki işte Karadeniz'den silah kaçakçılığı yapılıyor, tehlikeli maddeler kaçakçılığı yapılıyor, işte atom vesaire gibi, insan kaçakçılığı yapılıyor vesaire. Oysa Türkiye önderliğinde kurulan başta Karadeniz Deniz Gücü Black Sea Force olmak üzere Karadeniz Uyum Harekatı keza aynı şekilde Türkiye'nin önderliğinde kurulan daha sonra Rusya ve diğer bölge ülkelerinde katılımıyla çok ciddi bir deniz gücü konumunda. Aslında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bölgenin en önemli deniz gücü olan Rusya donanması bildiğiniz gibi Ukrayna ile Rusya arasında ikiye bölünmüştü. Ve bu sebeple de Türkiye bugün Karadeniz'in en büyük deniz gücü konumundadır. Türkiye bunu da yitirmek istemiyor. Amerika geldiği takdirde Türkiye'nin bu gücü göreceli olarak azalacaktır. Dolayısıyla da Türkiye ve Rusya bu anlamda Amerika'nın NATO şemsiyesi altında olsa dahi Karadeniz'e girmesini istemiyor. Ve bunu istememekteki haklı sebepleri de ortada ama bunu da başarmış gözüküyorlar. Ancak bunu delmeye çalışan bir takım ülkeler var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Romanya bunlardan birisi, Bulgaristan bunlardan birisi. Ukrayna biraz tabii oradaki iktidar mücadelesinin de etkisiyle biraz bu konuda tarafsız kalmaya çalışıyor. Gürcistan keza Amerika ile benzer eksende düşünüyor. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'den Karadeniz'de üs isteyen Amerika, özellikle İstanbul ve Trabzon'dan üs isteyen Amerika istediklerini alamadığını görünce Bulgaristan ve Romanya'ya zaten daha önceden yönelmişti. Şimdi Bulgaristan ve Romanya'dan Karadeniz kıyısında iki tane askeri üs almış durumda. Ancak bu askeri üslere tabii ki gemi getirebilmesi için Montreux'a gelmesi, boğazları geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla da her ne kadar iki tane üs almış olsa da Türkiye'yi ikna etmeden Amerika'nın Karadeniz'e girmesi mümkün değil. Evet. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na ulaştırma, enerji, ticaret, örgütlü suçla mücadele, çevre gibi çok sayıda konu başlığı olduğunu biliyoruz. Enerjinin siz az önce aslında toplantılara damgasını vuracağını ifade ettiniz ama ondan sonra öncelikli konu nedir ve ne boyuta tartışılacaktır? Ya da benim şimdi söylemeyi atladığım başka konu başlıkları da var mıdır sizin? Şimdi Karadeniz toplantısı birçok açıdan önemlidir. 15. yıl açısından önemlidir. Karadeniz'in bir bütün olarak küresel gündeme gelmesi açısından önemlidir. Ama en önemli konu elbette ki enerji ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye olan ilgisi sebebiyle güvenlikti. Türkiye bu konuda ki enerjiyi biraz önce konuştuk, güvenlik konusunda da önemli atılımlar yapmıştı. Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği projesi çerçevesindeki 6 aylık dönemlerle bu biliyorsunuz bütün üyeler arasında değişiyor. Türkiye 1 Mayıs'tan itibaren dönem başkanı sıfatıyla bir takım projeler önermektedir. Karadeniz'de şimdiye kadar proje bazında çalışma yapılmıyordu. Bu anlamda ciddi bir çalışma içerisinde Türkiye ve artık Karadeniz'de bir takım projeler hayata geçirilmek isteniyor. Proje bazında çalışmalar yapılıyor.
Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi ki Türkiye'nin aslında Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütünü kurma amaçlarından bir tanesi de buydu. Bölge ülkeleriyle düzenli ulaşım ve ticaretin yapılması, ticaret yollarının açılması. Türkiye bütün Karadeniz ülkelerini çevreleyecek, başta karayolu, demiryolu ve deniz yolu olmak üzere bir proje çalışması başlatmıştı. Bu proje gayet iyi bir şekilde yürüyor. Şimdi Karadeniz limanları arasında ticaretin ve insanın taşınması noktasında bir takım çalışmalar var. Bunun da önü açık bir proje ve bu konuda da önümüzdeki süreç içerisinde ciddi bir çaba sarf edilecek. Tabii Rusya'nın Karadeniz'e Amerikan ilgisinden sonra ciddi bir şekilde eğilmesi, Karadeniz İşbirliği Örgütü'nde Rusya'nın ağırlığının giderek artması, Karadeniz'i ve Karadeniz İşbirliği Örgütü'nü önümüzdeki süreç içerisinde güçlendirecektir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ekonomi ve ticaretle başlamıştı. Şimdi buna enerji ayağı eklendi, güvenlik, ulaşım, hatta spor ayağı eklendi. Artık Karadeniz'de Trabzon'da var. Önümüzdeki ay spor olimpiyatları yapılacak Karadeniz ülkeleri. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'ne alternatif olamazsa da Avrupa Birliği'nden aslında daha geniş imkanlara, daha geniş coğrafyaya, daha çok nüfusa sahip Karadeniz bölgesinin ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün önümüzdeki süreç içerisinde son 15 senede yaşadığı gelişmelerin çok daha ötesinde gelişmeler yaşadığını söyleyebiliriz. Ama bu toplantı çerçevesinde